Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 2 Mart 2024. Geçen hafta 24 Şubat 2024 tarihinde, yani yine cumartesi günü bu arazimize total herbisit uygulaması yapmıştık. Arazimizde çeşitli yabancı otlar var. Şöyle baktığımız zaman farklı yabancı otlar var. Geçen hafta uygulamamızı yapmıştık. Dekara 400 mililitre düşecek şekilde glifosat koymuştuk. Yani total herbisitimizi koymuştuk. İçerisine de yaklaşık dekara 40 gram düşecek şekilde, yani 40 mililitre düşecek şekilde amino asit uygulaması yapmıştık. Yani amino asit takviyesi yapmıştık. Bir an önce total herbisitin, yani glifosat sistemik bir ot ilacı olduğu için bir an önce bitkinin bünyesine alımını hızlandırmak için amino asit uygulaması takviyesi de yapmıştık. Şu an yabancı otlarımıza baktığımız zaman, özellikle şu yabancı ottan biraz çekiniyordu. Tarla kişnişi dediğimiz dar yapraklı yabancı ot. Bunda etkili olmuş. Çoban değneği dediğimiz yabancı otta şu an herhangi bir şey göremiyoruz. Bazı yabancı otlarda biraz daha etkili olmuş. Şöyle baktığımız zaman. Şöyle. Geniş yapraklı yabancı otların genellikle büyüme konusu üst tarafta olduğu için genellikle şu büyüme konusunu etkiler yabancı ot ilacı. Şu bölgeye baktığımız zaman, yani büyüme konusuna baktığımız zaman, burada herhangi bir sararma varsa bilin ki yabancı ot ilacı kullanılmıştır o araziye. Yabancı ot ilacının etkili olduğunu gösterir. Diğer şimdi ota baktığımız zaman, bu büyük ihtimalle uygulama yaptığımız sırada daha yeni, yani yalancı yaprak döneminde olduğu için bitki bünyesine almamıştır bunu. Ondan dolayı bu yabancı ota etkili olmamıştır. Şöyle farklı yabancı otlar bulmaya çalışıyorum. Şöyle baktığımız zaman bu yabancı otumuzda da bunda da etkili olmaya başlamış. Hafif hafif sararmalar başlamış. Yabancı ot ne kadar küçük olursa o kadar mücadele daha da kolay olur. Bu çiçek, yani bitkinin artık son evresine geldiği için bu biraz bunda biraz geç çalışacaktır yabancı ot ilacı. Yani bu yabancı ot ile mücadele de biraz zorlanacaktır. Şimdi şöyle baktığımız zaman, şuna baktığımız zaman ne demek istediğim, bu küçük bir yabancı ot. Küçük bir yabancı ot olduğu için gövdedeki sararmayı görüyorsunuz. Yabancı ot ilacının nasıl etkili olduğunu. Bu da aynı bir yabancı ot. Bunda da yavaş yavaş hatta etkilemiş de. Bu yabancı ot da küçük olduğu için şöyle baktığımız zaman büyüme konusu kurumuş şu an. Şöyle bir de topalak dediğimiz, şöyle net çekmeye çalışacağım. Topalak dediğimiz yabancı otu da biraz etkilemiş. Şimdi farklı yabancı otlarla karşılaşıyoruz. Yabani fi dediğimiz yabancı ota da etkili olmuş. Burada da kanaryotumuz var. Kanaryotumuzu görüyorsunuz. Burada da etkili olmuş. Yavaş yavaş bunu tabi hemen bu korumayacak. Sistemik ot ilaçları hava sıcaklığı düşük olduğu zaman genelde 2 haftaya kadar ancak bir yabancı otta tam olarak etkili oluyor. Biz uygulayalı
bir hafta olduğu için bunu görmemiz normal. Şimdi burada da yabani hardala bakacağız. Yabani hardala baktığımız zaman şuradaki sararmayı görüyorsunuz. Bu da geniş yapraklı bir yabancı ot olduğu için büyüme konusu üst tarafta, yani orta kısımda. Dar yapraklı yabancı otlarda genellikle alt taraftadır büyüme konusu. Dar yapraklı yabancı otlarla mücadele etmek biraz daha zordur. Şöyle farklı farklı yabancı otlar bulmaya çalışıyorum. Şöyle baktığımız zaman burada da bir yabani hardal var. Büyük bir yabani hardal. Buna da baktığımız zaman yabancı otun etkisini görüyoruz. Burada da kaz ayağı dediğimiz yazlık ot var. Sirken dediğimiz. Bununla da mücadele etmek oldukça zor. Şöyle yabancı ot ilacının etki ettiğini göstermek için. Şöyle baktığımız zaman yabancı ot ilacı bunda da etkili olmuş. Çünkü büyüme konusuna baktığımız zaman renkte bir açılma var. Yabancı ot ilacının etkilediğini görüyoruz. Şöyle yandan gelen büyüme konularına baktığımız zaman bu da Mısır'da oldukça sorun olan bir yabancı ot. Ondan dolayı yani yeşil kullandığımız ot ilacı oldukça etkili olmuş. Şimdi farklı bir yabancı ot bulmaya çalışıyorum. Yabancı ot. Burada da çoban değneği dediğimiz yabancı ot var. Şimdi buna bakıyoruz. Yabancı ot ilacının etkili olup olmadığına. Bunda pek etkili olmamış gibi görünüyor ama baktığımız zaman çoban değneğinde biraz tabi zayıf kalacaktır ister istemez. Küçük olan çoban değneklerinde tabi etkili olacak ama küçük olan büyük olanlarda pek etkili olmayacaktır. Çünkü şöyle büyük çoban değneklerine baktığımız zaman çok etkili olmadığını görürüz. Tabi bunu biraz da zaman gösterecek. Zaman dilimi kısa olduğu için sizlere bu yabancı size bu videoyu çekmek istedim. Şöyle baktığımız zaman şu an bu yabancı otları görüyorum. Yani bu yabancı ot türlerini görüyorum. Burada da yabani fide dediğimiz, yani Çukurova'da şifan diye, yani şifanak diye adlandırılan yabancı otumuz var. Bu da bağışıklık kazandığı için buğdayda mücadele etmek epey zor bununla. Şimdi ot ilacımızı kullandık. Bir hafta geçti üstünden. Uyguladığımız yabancı ot, yani yabancı ot mücadelesine yaklaşık %80-%90 bir başarı elde etmiş olduk. Şimdi sırtımızı tazeliyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman herhangi bir yabancı otlardan herhangi bir şey olmayacak. Yani sıkıntı yaşamayacağız. Şurada bir de yabani şimdi şurada da tarla sarmaşığıyla karşılaşıyoruz. Şöyle baktığımız zaman tarla sarmaşığı çok yıllık bir yabancı ottur. Tohumdan gelen oldu mu yabancı ot ilacı tabi daha etkili oluyor. Ama daha önce yıllardan kalan şeyse, daha önceki yıllardan gelen tarla sarmaşığı ise onunla mücadele etmek biraz zor. Şimdi buna baktığımız zaman bu büyük ihtimalle tohumdan gelen yabani da etkili olmuş. Bunda da biraz etkili olmaya başlamış. Şimdi şunun kök yapısına baktığımız zaman bayağı derinde. Şimdi bunun kökünde besin deposu olduğu için bununla mücadele etmek zor. Total herbistimiz, yani glifosat bunda çok etkili olamamış. Şimdi burada tekrar bir sirken göstereceğim. Sirkenin yabancı ot ilacından sonra böyle bükülüp kaldığını görüyoruz. Yani yavaş yavaş
ölümü gerçekleşiyor. Şimdi bir hafta sonra bu şekilde sırtımızı tazelemeye karar verdik. Yaklaşık Ekim'e burada yaklaşık bir 25 günümüz var. 25-30 günümüz var. Yani hava şartlarına göre bakacağız. Mart 25'ten sonra hava şartları iyi giderse ona göre Ekim'e başlayacağız. Tekrar o zaman bir sırt yenileme yapacağız. Önümüzdeki günlerde hava yağmurlu olduğu için mecburen yabancı ot ilacımızın etkilemediği, yani başarısız olduğu yabancı otlarla mücadele edebilmek için bu şekilde sırtımızı tazeliyoruz. Bu şekilde uygulamalara devam edeceğiz. Bu durumlarla ilgili, yani paylaştığımız videolarla ilgili düşünceleriniz ve yorumlarınız olacak olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yani sizlere cevap vermeye çalışırım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geçmeden önce kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayalım. Videoların devamı için. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.